Rahmetli Abdülvahit Küzecioğlu 1925 yılında Çay Mahallesi'nde gözlerini dünyaya açtı. İlkokula kayıt olmadan önce Kur'an-ı Kerim'i hatim etmiştir. Üstün yeteneğinden dolayı sınav sonrası onu ilkokulda bir üst sınıfa almışlar. Daha 7 yaşındaki Kur'an'ı hatmettim Mırla'da. Geldim Kal'a Mektebi'ne. Orada da maşallah Neşit Fırkası'nda Mırla Tağan'ın oğlu Mırla Celal muallimiydi o vakit. Zabit de geldi. Çok muallimler baktılar. Sersim hoştu. Neşit Fırkası'nda orada başladım neşit okumaya. Sonra aynı vakitte din dersinde Kur'an okumakta da Mırla'da tecvid okumuştum. Okul hayatında sesinin güzelliğinden keman hocası olan Namık Efendi'nin kemanı eşliğinde ve onun yardımıyla Neşit Marş ve Horyat Türküleri yorumuyla başlamış. Onu dinleyen herkes hayran kalmış. Daha sonra mevlid ve törenlere her zaman katılırmış. Büyük okucuları ve mevlid okuyan mullaları dikkatle dinlermiş. Büyük makam şinas olan Mulla Taha ve Mulla Sabır'dan çok şey öğrenir. İlkokul ve ortaokulu bitirdikten sonra 1944 yılında Irak Petrol Şirketi'nde çalışmaya başlar. Şirkette çalıştığı zaman orada bir müzik ekibi kurar. Ekipte olanlar rahmetli dayı Kadır Darbuka'da, rahmetli İlham Merdan Keman'da, rahmetli Mehmet Kalay'ı Üt'te ve rahmetli Saat Köprülü onlara da eşlik ederdi. Abdülvahid Küzecioğlu da layıktır ki her zaman dile gelsin. Çünkü koyduğu eserler bugün iftihar kaynağıdır, ihtizaz kaynağıdır. Degir Türkmen ilinde, Irak'ın genelinde ama ben diyorum ki Türk dünyasında Abdülvahid Küzecioğlu'nun eserleri iftihar kaynağıdır. Her zaman bir millet birisini ferz edebilmez gelecek nesillere ki takdire layık olsun. Eğer o insan eserleri ferz etmezse hatta o gelecek nesillere layık olsun. Abdülvahid Küzecioğlu da layıktı ki takdire. Neden? Çünkü çok büyük eserler bıraktı Irak'ın içinde, Türk dünyasında. Abdülvahid Küzecioğlu, ben talebeydim, öğrenciydim Bağdat'ta 70'lerde. Her zaman kardeşlik ocağının bir de mezuniyetler olurdu orada. Gelirdi o törenlere, yani bir neşe verirdi, yani bir çok güzel bir nefesi vardı orada. Hatta ki ben burada çoklu İhsan oğlu benim samimi kardeşimdi. Yani 40 yıl boyunca arkadaşımdı. Giderdim otururduk o ziden bahçede, yani otururdu bizimle o meclise, bir neşe verirdi. Her zaman yani milli meseleleri ortaya atardı, bizi tecih ederdi. Benden sonra sizler mesela bu bayrağı alırsınız, milli bayrakları alırsınız, millet güzel, Kerkük güzel hizmet edersiniz. Abdülvahid Küzecioğlu eserleri taviz olunmaz. Eğer alırsak mesela Arapların sanatkarları var idi. Abdülhalim olsun, Umm Kulsum olsun, Feride Atraş olsun. Bunlar bugüne kadar eserleri yani iftihar kaynağıdır. Bizim de Türkmenlerin Abdülvahid Küzecioğlu bir iftihar kaynağıdır. Her zaman. Tabii 60'larda biz 7 yaşında böyle gelirdik bağa. Rahmetli dedem de su suvarırdı. Geceler su suvarırlar sabaha kadar. Tasadüf ederdi. Rahmetli ocağımız Ustad Abdülvahid, rahmetli Alkal Ali, rahmetli Sam Celali, Salman Tayfur. Bunlar gelirdiler, otururlar bağımızda. Çağırırlar sabaha kadar. Pek sabah olurdu. Azan diyordu. Allahu Ekber. Bunlar diyordu bizim daha görevimiz bitti. Bitirirler, kakarla giderler. Biz de rağmen uşağıydık. Bunlara onca marakıydık. 7 yaşında ben yatmazdım. Sebbaha kadar biz bunlara otururduk, dinlerdik. Çok sayıda insanlar gelirdi. Tezanın gençleri gelirdiler, otururlar sıraydan. Sebbah olurdu, yala dönerdiler eve. Rahmetli bir eser koydu bizim için. Hakikaten biz her mahal fakr eder gözdeydi.
Daha sonra Kızılay Yardımlaşma Derneği'nde bu ekibi çoğaltır. Ve ekibe katılanlardan Ali Kalay'ı, Abdurrahman Kızılay, Sami Celali ve başkaları. Rahmetli olan Abdülvahid Cüzatçıoğlu her zaman onun izinde ben haz ederim yeri. Çünkü adam her zaman memleketin, milletin seven bir insanıydı. Yani ben hayret ederdim bu adamın bazı şeylerine. Diğerdi bak Türkmen milletinde büyük insanlar yetişip örnek verirdi. Büyük hocamız Profesör Ehsan Doğramacı bak nasıl bir insandı yetişti. Türkmenleri orada temsil ederim. Hep diğerdi, diğerdi bak bizim Türkmenler eğer memlekette olsun, dışarıda olsun hep başarıların gösterirlerdi. Ve rahmetli babam 1925'te Çay Mahallesi'nde gözlerini dünyaya açtı. 1944'te evlendi. Benim anam yani nenem olan Beyce ile evlendi. 1945'te 46'da bir kız çocuğu oldu. O da benim büyük bacım Leyla'ydı. De babam ta gözün açtığı zaman Muhammediye Mektabı'na, İptidai Muhammediye Mektabı, İlçokul Mektabı Kal'a'da. Orada okula girdi. Okula girmezden evvel babam konuştuğuna göre Kur'an-ı Kerim'i hatmetmişti. Bu ilkokula bunu aldıkları zaman bakmışlar bunda bir yetenek var. Bu yeteneğini şey etmişler daha sınava almışlar babamı. Bakımlar bu çok yani birinci sınıf talebesi değil. Çok bilgisi var. Daha bir üst sınıfı almışlar o zaman. Orada Namık Efendi var imiş. Müzikar imiş adam, kemançıymış. Babamın sesine hayran olur. Daha marşlar, Kerkük Türkleri babamın eşliğinde onu genişlettirir. Daha o ilkokuldan sonra 1944'te petrol şirketine kaydoldu. Şirkete kaydolmazdan evvel dedemin yanında çalışırdı. Benim dedem Ahmet Cüzatçı da o da büyük bir ses sanatkarıydı. Kasugü bir güzel okurdu. Kimse onu ta ki kasugü okuyamazdı. Babamı o zaten babam ilk defa ondan aldı. Bunlar kürede çalıştıkları zaman babam onu dinlerdi. Bunlar bilsen kürede şerbe yapırlar, şey yapırlar. Yaptığı zaman mızıldarlardı. Koruya diyardı, beste diyardı. Yani babam kulağı uşağı için hatta benim dedem konuşurdu. Uşağı için de yığlayanda sesi musikiydi. Cüzecioğlu'nun çok büyük bir rolü var. Türküleri ve horyatları bir nota ve yeni bir müzik aletleriyle düzene koyarak bir bağ sayılır. Eski ve yeni tarzıyla ve bu da büyük bir ilgi görür. Unutmak istedim seni ama gücüdür unutmak. O dediklerim hala yanar mum tek içimde. Unutmak istedim seni ama gücüdür unutmak. O dediklerin hala yanar mum tek içimde. O dediklerin hala yanar mum tek içimde. İnanmam doğru seven dönsün sevda yolundan. İnanmam doğru seven dönsün sevda yolundan. Bilirim sevda ucanda ne türlü ne biçimde. Bilirim sevda ucanda ne türlü ne biçimde. Bilirim sevda ucanda ne türlü ne biçimde. Tabii ben kendimi yani tanıyanı, özümü tanıyanı, babamın sesini birlikte kardeşim Ehsan'la ve amcam Abdillah'la babamı dinlerdik. Babamın güzel sesi var idi, güzel besteleri var idi, güzel horyatları var idi. Biz bunu dinlerdik zaten. 1959'da zaten Türkmenca bölümü Bağdat İzahası'nda açıldı, açılış yaptı. İlk açılışında zaten babamın Mutula
Horyatı, zalim zalim çimeni, suca getmiş çimeni ilk defa olarak o yayınlandı. Fakat Türkmenca bölümün açılışından da evvel babam plakler yaptı, kavanlar yaptı. Çakmakçı, Stuana Çakmakçı vardı zaten. Birlikte Cemil Beşir müzisyen, ünlü müzisyen, Bağdatlı Cemil Beşir'in şeyiyle, onunla beraber. Yani bir, tekribe bir 8-9 plak kavan yaptı. Yani babam ondan da önce de Kürtçe bölümünde de aynı zamanda da program var idi. Babam onda katılırdı. Türkmenca bölümünün açılışından evvel. Açılışında ilk dediğim gibi ilk ses yayınlandı. Bağdat radyo evinde Türkmenca bölümünde babamın sesiydi. Mutlu zalim zalim çimeni su göğertmiş çimeni. Küzecioğlu'nun en çok etkilendiği okuyuculardan Türkiye'den gazel okuyan Celal Bek ve Münir Nurettin Selçuk, Mısır'dan Abdülvahap ve Umm Kalsum ve Irak'tan Mehmet Kapancı. 1944 senesinde bu petrol şirketinde, Çerçi petrol şirketinde orada orada görevli olup, yani orada atanıp tayin olup orada zaten 44'te. 44'te tayin olup ondan sonra tabii tedarüz edip yani şeyde işte forman oldu. Formandan sonra 1959 senesinde staff oldu babam. 59 senesinde hatırlarım, belki de amcam Abdullah da Ehsan da kardeşim de bilir, hatırlar. 59 senesinde staff oldu, yani muvazzaf oldu. Proseste, terkiz kısmında. Özü training center'ı bitirmişti. Yani Arafa semtinde, Çarşı'da Arafa semtinde main ofis var idi. Main ana ofisi oradaydı şirketin. Orada bir yer var idi, bir enstitüte var idi, training center diyerler özüne. Oranı oradan mezun oldu. Ondan sonra tabii ifad yetti şey. Londra'ya inşallah bunu Ehsan amcam, amcam Abdullah ya da Ehsan kardeşim bunu açıklar, daha iyi anlatır. Ondan sonra tabii bu kaldı staff ile en 1979 idi, 80 idi. Tabii bu emekliye ait. 1952 yılında bir kurs için Londra'ya gönderildiğinde orada BBC radyosu için Kur'an-ı Kerim, türkü ve onun yanında horyat kayıt etmiştir. Oradan şimdiye kadar sık sık yayınlanmaktadır. Bu ona büyük ün kazandırdı ve Kerkük adını duyurmaya başladı. Mani sahranda kulak verirdik manisine, makamda, horyatta, bestelerde, özde birinci okuzuydu memlekette ve öce gelen bir okuzuydu ve bu Türkmen sanatlarını özü diriltirdi. Ve birinci çağıran 1959 senesinde Bağdat'ta izade özü çağırdı. Ondan evvel Kürtçe kanatında, kısmında çağırırdı. Sonra Türkmenca kısmı olanda özü birinci sağlam özüydü. O başka okuzuları da apardı. Abdurrahman'ıydı, Al-Kal'ali'ydi, Sami Celal'iydi. Tahsin Çarçıboğlu'ları da hapsini başladı kaydetmeye Türkmenca izahasında. Ve hafleleri 59'da memlekette diriltilen özüydü. Hatta Nazım Tabaksarı, Allah afiyetsin, sık arkadaşıydı. Kaidiydi burada, gelirdi haflamıza, mevlütümüz oldu, mevlütümüze gelirdi ve yoldaşıydı, dostuydu. Biz de başladık özüyle aynı haflelerde çıkmak, ben, Muhammed, kardeşim oğlu, Ehsan, küçük kardeşi. Üstümüz katılırdık, başladık çağırmaya, koruyat, beste, düşman manilerini biz de temsil ediyoruz. Hatta izade adımız var idi. Çağırmakta geldi Said Salih, Allah affetsin, müdür kısmıydı, Türkmenca kısmının bizi başladı. Selahattin Mığa, Abdurrahman Kızılay'dı, yardım ecali oturmuştu. Ve bu adam yani taksir etmedi Türkmen hakkında, Türkmen sanatını diriltirdi, o ad verdi. Türkiye'de tescilatı, hatta Lennan'a gitti 52'de, orada da kaydetti Kur'an-ı Kerim. Maniler. 1950 ve sonrası aşağı yukarı 24 plaka bastırdı.
ilk plaka Yakubi ve sonrası Çakmakçı şirketleri tarafından basılmıştır. Halk tarafından plakalar kapış kapışa alınmış ve büyük ilgi görmüştü. Bu 1986 senesindeydi. Hatırlıyorum. Bu Bağdat'tan Yahya İdris var. Bir de Hacı Haşim Recep var idi. Bunlar geldiler 1986 senesinde Çerçücü Yevmül Muhafaza dediğimiz yani Çerçücü günü. Orada bazı bir tren oldu daha doğrusu şeyde şirkette Baba West'te bir yer var. Orada Club Tower nedir? Orada büyük bir tren oldu. Onda bizler tabii kıyafetimiz uzun çeker girdik, şey girdik. Güzel bir tren verdim. Zaten o da kayıtlı de. Zaten içinde de babam okur baba gürgür bir kızdı. Çerçi üstte yıldızdı. Gözü aç dünyaya bak. Gece deki gündüzdü. Çünkü baba gürgünün ataşı maşallah. Yani geceni gündüz yedirdi. Zaten bu koreatı da okudu. Orada oturanlar da var idi daha çok. Doğrusu çok var idi. Büyük bir alkış da oldu. Onda makam okuduk. Ve ispat ettik. Biz makam çarşıdan çıkmalıdır. Zaten onda da Hacı Haşim Recep de oradaydı, Yahya İdris de oradaydı. İspat olundu, Çerçüş'ten makam çıkıttı. Ondan sonra gidip Musul'a, Musul'dan gidip Bağdat'a. Yani Çerçüş zaten makamın vatanıdır. 1956 yılında aşağı yukarı 6 türkü ve horyat, Türkmen Radyosu'nun olmamasından dolayı başka bir radyodan kayıt edilip ve oradan yayınlanmaktaydı. 56'da ilk kere Türkiye'ye gitmek oldu. Türkiye'ye gitmezden evvel 52'de bir Londra'ya gidiş oldu. Irak Petrol Şirketi onu bir şey için, bir devre için oraya gönderirler o zaman. Kurs için. Orada kaldığı zaman radyoya ona bir müracaatı olur. O da BBC'ye buradan da tavsiye olunmuş bu ki Abdülvahid Cüzatçıoğlu gelecekti. Gitmiş orada bunu denetime almışlar Kur'an-ı Kerim şeyine. Bakmışlar bu Kur'an-ı Kerim'de çok mükemmel okur. Bilirsen orada denetim vardı. Her şeysi almazlar okusun. Çünkü bir dualı bir radyodu. BBC radyosu dediği zaman en iyi radyolardan sayılırdı. Üç surat Kur'an-ı Kerim tezil eder. Bir de diğer ben Türkmenca bilmem. Bir de Türkmenca bölümü varmış. Orada da bunu denetime alırlar. Bakarlar onda da mükemmeldi. Onda da Türkmenca şarkı koryat kaydeder. Aynı zamanda Arapça da kaydeder. Ve bu çarşıda her zaman dinlenilirdi. Babam oradan verildiği zaman canlı. Burada millet hapsi durup radyo başında babamı dinlerler. Geldiği zaman da babamı seninle vay bir Cumhurbaşkanı diye karşıladılar. Çünkü bu çarşı milletinin adını üstüne getti. 1956, 1958, 1963 ve başka yıllarda her Türkiye'ye gidişinde orada Kerkük türküleri ve horyatlarını kayıt etmiş ve orada büyük bir ilgi ve yankı bulmuştu. Kerkük'ü bilmeyenler Kerkük'ü tanımaya başlamış. Ayrıca TRT evinde de birçok türkü ve horyatları bulunur. Oradaki sanatkarlar sanki yarış yarışa bu türküleri okumak için çaba harcarlar. Ve çok büyük ünlü sanatçılar tarafından bu türkü ve horyatlar okunur. Çakmağı Çak türküsü 2 yıl üst üste altın plaka kazandı. Ah!
Yan yere düştü göy adınlar, bileziği ağ altından yere düştü göy adınlar. Ala gözler kaş altından süzüp aktı güle güle. Kara gözler kaş altından süzüp aktı güle. ...1959 senesinde Türkmen Radyosu açılışında ilk ses Küzecioğlu'nun sesiydi. 800'e yakın türkü ve horyatları vardır. Bu türkülerin aşağı yukarı hepsini kendisi bestelerdi, sevdiği şairler ve hep onların şiirlerini okuduğu bunlardan Fuzuli, Necmettin Esin, Mustafa Gökkaya, Erşet Hürmüzlü, Mehmet İzzet Hattat ve başkaları. Ya habibi ente vallahi. Küzecioğlu aynı zamanda Arapça makam okumuş ve kayıt etmişti. Arap makam hocaları tarafından desteklenmiş ve onu makam okuyucularla ön sırada tutmuştur. Irak'ta Küzecioğlu yurt içi ve yurt dışında konserler vermiş ve çok ödüller almıştı. Nereden olanı? Babam dedi, çok yıllardı. O vakitte lellüc mellüc beşiği okuymuş. Fatma ana lellüc varmış. Bir namazları babam bir taraf. Nenem bir tarafındır. Babam sesi hoşur. Cemal. Hele o şansı yok. Yer yedi. Asman sekiz. Yer yedi. Neçe bin kahramanlar, felek buçtu yeri. O babam diyermiş, ben yatarmış. Zalim, 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 zalim. Tümeni su gögertmiş tümeni. Dağlarda bir lalaydım, kopardı yol tümeni. ...29 Haziran 2007 senesinde akşam saat 22.30 gösterildiğinde Küzecioğlu aramızdan ayrılmıştı, ebedi hayata kavuşmuştu. Nürle dolsun Cenab-ı Hak onu gittiği yerden utandırmasın. Bu büyük kayıp için Türkmen milleti ve ailesinin başı sağ olsun. Gerçi aramızdan cesetten ayrılmış ama bıraktığı eserler ve ruhu hep bizimle olacak. Ölümünden önce söylediği son horyat, özüm yokam, yayıram özüm yokam. Dillerde adım dolaşır, gün gelir özüm yokam. Zalim, 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 zalim. Çimeni su gögertmiş çimeni. Dağlarda bir lalaydım, kopardı yol tümeni. Ne dersin? Var ol, var ol, var ol. Balığıydım, çekti kullat tümeni. Vay vay. Var ol, var ol, var ol. Küreye koydu, gardar demir tümeni.
vurdu kör altı beni. Al gümüşe dön beni.